Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz, güneş müsaade ederse, Skoda Karoq. Skoda Karoq'un daha önce bir videosunu yapmıştık arkadaşlar. Bu kez test konuğumuz olan araç 1.6 litrelik dizel motoruyla Stil donanım paketli versiyonu. Biraz daha detaylı bir video yapmak istedim. Bir de kısa bir bilgi videosu olsun istedim. Artık 15 dakikanın 10 dakikanın altında videolar yapmaya çalışacağımı size söylemiştim. Karoq ilk defa 2018 yılında tanıtılan, 2019 yılında piyasaya sürülen bir model. Test konuğumuz olan aracın üzerinde 1.6 litrelik dizel motor var. Bu motor 115 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. İsterseniz Karoq'un 1.0 TSI ve 1.5 TSI versiyonlarında ülkemizde satın alabiliyorsunuz. Karoq'un Ambition, Style, Premium ve Prestige donanım paketli versiyonları satılıyor. Bizim test konuğumuz olan araç orta donanım pakete sahip olan Style donanım, ama bunun opsiyonları var içerisinde. Dolu bir Style donanımla birlikteyiz. MQB A1 platformu üzerine inşa edilen bir otomobil. Volkswagen T-Roc'larla aynı platform var bu otomobilde. Bir C-SUV olarak geçiyor yalnız. Aracın toplam ağırlığı 1450 kilo, 521 litre bagaj hacmi ve 10.9 saniyede 0-100 hızlanması var. 7 ileri DSG şanzımanla birlikte. Şimdi aracın detaylarına geçelim hızlıca. Önde LED aydınlatmalar var. Görüyorsunuz burada oldukça güzel gözüküyor. Fare kamalarınız var arkadaşlar. Yine ortada standart bir Skoda panjuru var. Üstünde de yuvarlak bir logo var. Kaput kısmında bazı gölge efektleri var gördüğünüz gibi sizin de. Oldukça güzel gözüküyor. Ortası biraz daha çıkıntılı duruyor. Yan tarafa geçtiğimde yan tarafta 215-55-17 jant ve lastikler var. Omuz çizgisi oldukça belirgin ve dodiklerde plastik kaplama yok ama alt tarafta komple plastik kaplama mevcut arkadaşlar. Yukarıda kocaman bir sunroofumuz var, cam tavanımız var. Arkaya geçtiğim zaman yine LED aydınlatmalar ama sinyaller halojen yanıyor. Bir Skoda yazısı ve Karoq yazısı da burada bizi karşılıyor. Şuradan bagajını açayım hemen. Burada bir tane geri görüş kameramız var. Dışarıda gördüğünüz gibi logoya gizlenmiş değil. İç kısmında da 521 litrelik bir bagaj hacmi var. Bayağı büyük. Şurada küçük bir göz var. Şu sırt kısmında küçük bir göz var. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler asabilmek için bir aparat var. Şurada yerinden çıkabilen bir aydınlatmamız var. Bunu çıkarıp da kullanabiliyorsunuz ve 12 volt çıkışı yer alıyor. Şurada da yine bir askı aparatımız mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda arka koltuğundan bagaja da erişebiliyorsunuz. Arka kapıları çok ağır değil ama hissiyatları oldukça güzel. Kapı içleri sert, şuralar sert. Burası böyle deri gibi ama plastik bir malzeme ile kaplı. Kapı içi gözleri kaplı değil ama büyük. Arka tarafında 3 tane kafalık var. Kumaş döşemelerin kalitesi güzel. Burada bir kol dayanağı mevcut. İçerisinde bardaklıklar da var. Bir şaft tünelimiz, 12 volt çıkışımız ve 2 tane havalandırma menfezimiz yer alıyor. Araçta diz mesafesi 4 parmak. Baş mesafesi ise yaklaşık 5 parmak civarında. Sağda ve solda aydınlatmalar, tutamaklar, aynı zamanda burada askı aparatları, yine burada da askı aparatları, airbagler ve ayarlı emniyet kemeri mandalları yer alıyor. Arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakışınız tam olarak bu şekilde. Araçta bir de şöyle kocaman cam tavanımız var. Bu içeriği muazzam aydınlatıyor. Anahtarsız giriş ve çalışma özelliği var. Dediğim gibi bu opsiyonlu bir Stil donanım paketi. Ön kapılar da çok ağır değil ama oldukça güzel hissiyatı var. Kapı yüzleri burada yumuşak malzeme. Şurada fırçalanmış bir alüminyum var. Bu oldukça güzel. Şurada gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatmaları var. Yine burası hafif yumuşak bir malzeme, yansıtıcılar, kapı içi gözleri mevcut. Bunun içerisinde şöyle fileler de var arkadaşlar. Aynı kapama da mevcut. Ön koltukları biraz sportif dizayn edilmiş, oldukça güzel gözüküyor. Ön iki koltukta derinlik ayarı da var. Aracın konsol kısmına geçtiğimizde ise buralar yumuşak plastik malzeme, havalandırma menfezleri, otomatik far. Şurada hız sabitleme, pedal shiftler, ses sistemi ayarları. Bakın şurada bir tuş var. Buna bastığım zaman sabitleyici ve sınırlayıcı asistanları var. Burada dijital bir kadranımız yer alıyor. Bu kadranlar bu grupta Volkswagen ve Seat'ta biraz daha güzel. Skoda'da biraz daha klasik kalmış. Citroen ve Peugeot gibi buradaki ayrım arkadaşlar. Bu şekilde de farklı modları var gördüğünüz gibi. Ben hani bu modları böyle çok fazla beğenmedim açıkçası. Şu biraz güzel. Bir de şuradaki kadranlar biraz güzel. Deliklileri bir direksiyonumuz var. Etrafı deliklileri 6 düz ve yüksekliklerin hikayesi mevcut. Şu orta tarafta bir tane gözümüz var. Bunun içerisi kaplı. Hayli de büyük bir göz. Burada kocaman bir ekranımız var. Bu ekranın içerisinde şöyle bir geri görüş kamerası da çıkıyor. Bu güzel bir detay. Yine radyo, telefon gibi ayarlarınız var. App'e tıkladığımda ise burada Android Auto, Apple CarPlay ve Mirror Link var. Cihazı USB ile bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Aşağı indiğimde şuralar yumuşak malzeme, dijital çift taraflı klima bana dönük, oldukça güzel. Aşağı tarafta şurada bir tane gözümüz var şöyle gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde bu USB çıkışı ve bir tane de çakmaklık var. DSG şanzıman burada. Arkasında AutoHold ve elektrikli el freni yer alıyor.
Şu kol dayanağını kaldırdığım zaman bir aparat görüyorsunuz. Aparatı taktığınızda iki bardaklarınız oluyor. Çıkarttığınız zaman kocaman bir göz oluyor. Bence mantıklı. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta şurada şöyle bir tane göz var. Bunun içerisinde kaplı. Yukarıda ışıklı makyaj aynalarınız mevcut. Otomatik kararan iç dikiz aynası da mevcut. Karagon iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlıyorum ve sürüşe geçiyorum. Bu arada perde ve sunroof elektrikli, aynı zamanda tek tuşla. İkisi de açılıp kapanabiliyor. Bunlar güzel özellikler arkadaşlar. Şöyle arkadan görüyorsunuz zaten. Perdemiz de bana doğru geliyor. Feyzullah hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam önce seni tanıyalım. Bu arabayı ne zamandır kullanıyorsun? Ne zamandır sende? Seni tanıyarak başlayalım hemen videoya. Tamam, teşekkür ederim. İsmim Feyzullah Gülmez. Yaklaşık 2 senedir sağlık çalışanıyım. Numune Hastanesi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Bu arabayla tanışmamız galiba yaklaşık, yani 2 seneye yakın oluyor. 1,5 sene civarı. Öncesinde Honda Civic'im vardı. 2018 model. Onu verdik. Sonrasında yani 8.000'deyken bu arabayı almıştım ben. Hı hı. Şimdi 34.000'de. Şimdi evet, 34.000'de. Son bakımını yakın zamanda mı yaptırdın hocam? Son bakımını evet yakın zamanda yaptırdım. Ne zaman? Eylül veya Ekim ya. Ne kadar ödedin hocam? Yani ne kadar ödedim? Galiba 2.700 civarı bir şey ödedim. Serviste? Evet, serviste. Tamam. Kayseri'de dedim. Şimdi 4 olur yüksek ihtimalle. Şu anki zamlı fiyatlara bakacak olursak. Evet, muhtemelen. Peki hocam, arabanda en sevip en sevmediğin yan neler hocam? Evet. Bir de niye bunu tercih ettin? Niye bunu tercih ettim? Aslında yani benim böyle Skoda ile bir tanışma şeyim yoktu çok da fazla. Zaten hani bu VAK grubuna geçmesinden sonra artık biraz daha tanınır Türkiye'ye geldi ya. Hı hı. Ondan sonrasında benim abim bu işlerle çok böyle haşır neşir sever de. Kendisinde Yeti'si var, Skoda Yeti. Yeti'si varsa zaten Skoda'yı sever. Evet. Gerçi o şeyden sonra almıştı, benden sonra almıştı onu. Hı hı. O ara işte ararken ben dedim ki ya böyle bir SUV bir araba alayım. Hem yatırım olsun hem de dedim yani böyle rahat olsun. Çünkü uzun yol yapan biriyim. Çok fazla uzun yol yapıyorum. Yani 1,5 senede 25.000 gibi bir yol yaptım ki ya bu son 3-4 aydır çok da fazla yapmadığım şekilde. Hem dedim yani böyle SUV olsun, rahat olsun. Abim de işte o ara düşünürken biz işte orada B SUV mu olsun, C SUV mu olsun. İşte 2008'e baktım biraz küçük geldi içerisi. İşte 3008'e baktım işte fiyat aralıkları vardı biraz o zaman. İşte o zaman ne yapalım, Nissan Qashqai'ye baktık sonrasında. Ya birçok böyle arabalara baktık ama fiyat performans açısından gerçekten de ben işte hayal ekran olsun, işte cam tavanı olsun, ön ekranı biraz daha iyi olsun. Bunları ararken o ara işte 8000'de hem böyle düşük kilometrede bir araba olmuş oldu. İnternette gördük. O zaman aldım yani beğendim. Hem de böyle dışarıdan biraz daha hani şey kadar değil. 2008 ya da 3008 kadar spor değil ama dışarıdan böyle sporla klasik arası görünmesi biraz hoşuma gitti benim açıkçası. Anladım. Peki hocam en sevip en sevmediğin yanı? En sevdiğim yanı. Ya ben açıkçası bunu alırken şey düşündüm. Yani belki işte Honda Civic'teki o yol tutuşunu falan işte bulamam. Çok, önceden de çünkü hiç SUV araç kullanmamıştım. Bulamam demiştim. Rahatlık arıyordum. Gerçekten rahatlığı buldum. Yani çok rahat. Çünkü uzun yollar yaptım. Mesela tatile giderken yazın yani tek başıma işte Kocaeli'ye gittim. Kocaeli'den Muğla'ya gittim. Muğla'dan Balıkesir'e geçtim. Balıkesir'den tekrar işte Sivas'a geldim. Yani 8-9 saatlik yollarda işte Honda'da böyle bir sırt ağrısı falan çekiyordum. Ama bu arabada o sırt ağrısı falan hiçbir zaman çekmedim. Bir de yüksekte yolculuğun keyfini aldın herhalde lezzetini. Evet, yüksekte yolculuğun keyfi aldım. Ya yani o rahatlık konusunda dediğim şeyi buldum. Yani rahat etmek istiyorum diye onu buldum. Sevmediğim özelliği ben ilk başlarda sesten çok böyle şey yapıyordum. Yani Honda'da çünkü sesten acayip müzdariptim. Ses geliyordu. Yani belli bir 100 kilometrenin üzerine çıktığım anda bir anda bir ses oluyordu. Yani o ses de çok beni böyle sevmiyordum yani. Bunda mesela ilk başta o ses falan diyordum ama sonrasında diğer arabalara göre sesin az olduğunu söylediler. Onu diyebilirim. Onun haricinde başka ya başka bir şey yapamadım ya. Güzel yani, beğeniyorum. Beğenerek kullanıyorsun. Evet. Peki. Bu arada arkadaşlar aracın görüş açıları gayet güzel. Orta ayna güzel. Yan aynalar zaten bayağı güzel. Yan aynaların ikisinde de karartma var tıpkı orta aynadaki gibi. Bir de bu ön koltukların yan tarafında böyle kalemlikler var. Onlar güzel detaylar. Oralara bir şeyler koyulabilir. Özellikle işte çocuklu aileler için avantajlı olabilir.
Arkalar torsiyon geliyor bu otomobilde. Bağımsız süspansiyon yok ama oldukça konforlu ve koltukları inanılmaz rahat. Koltuk konusunda sana katılıyorum hocam. Acayip rahat. Genel olarak kaliteli bir otomobil ve hani baktığın zaman kullanışlılık anlamında şu, her gün geldiğim yerdeki ışıkları unutur mu? İnsan unutur. Kullanışlık anlamında gerçekten sınıfın en iyi araçlarından bir tanesi. Bazı yerlerde kaliteler düşüyor işte şu alt taraflarda falan, kapı içi gözlerinde kaplama falan isterdim ben bir Skoda'da. Evet. Ama onun dışında genel olarak hem dolu hem de kullanışlı bir otomobil. İçine bindiğin zaman geniş, geniş, dar hissettiriyor araba. Yani öyle bir durum var. Yandakiyle biraz daha yakınsın. Eni B SUV'lar gibi ama geri kalan tamamı C SUV'lar gibi. Zaten A1 platformundan inşa edilen bir araba. Yani Scala'nın yükseği gibi düşünebilirsiniz bu otomobili genel anlamıyla. Şu an gider fiyatları, yani dip fiyatları bu kilometrelerde ortalama, bu 2019 model bir araba. Ortalama olarak 600 bin liralar bandında oluyor. 590, 600, 610, 620. Tabii 700-800 yazan da var ama o civarlarda dönüyor. Hani 600 bin lira ve altına bir video serisi yapacağımı söylemiştim. Bu da o seri için oldukça güzel bir araba. Hem dizel otomatik, hem donanımlı, hem de fiyatı makul. Bunun 1 litre TSI'ni alırsanız daha makul. 1.5'ler tabii kıymetli. 1.5 motor güzel motor. Şimdi burada bırakıyorum. Dortmund Airport'a doğru gidiyorum. Dortmund Airport'ta bir performans testi yapıyoruz. Havamız 5.5 derece. Kışlık lastiklerimiz var. Asfaltın sıcaklığı güzel. Arabanın lastiklerinin sıcaklığı güzel. Tam kıvamında bir video olacak. Bakalım nasıl çıkacak. Sport modu aldım şanzıman arkadaşlar. 2 kişiyiz. Çantam var ve dip gaz yaptım. Sardık. 4000-4500'lerde vites değiştiriyor. 80. Yokuş çıkıyoruz. 100. Arabada 90'dan sonra hafif bir yol sesi. 105-110'dan sonra da rüzgar sesi beliriyor. Direkt fark ediyorsun. Ama kocaman cam tavana rağmen cam tavandan çok gelmiyor. Ağustunlarından geliyor, evet. Ses. Cam tavanın tasarımıyla alakalı yüksek ihtimalle. Biraz içe gömük oluyor yeni cam tavanlar. Yukarı doğru da çok fazla açılmıyorlar. Biraz arkadaki camın üzerine açılıyorlar. 149-150. Aydınlatmaları nasıl? Çok iyi. Çok iyi. LED'ler güzel zaten. LED'ler çok çok iyi. 157. Tabii performans olarak yani bir 1.5 TSI gibi değil ama 1.5 TSI olsa burada 180 yapacaktı. Bu da 160 yaptı. Evet. Baktığın zaman bir de onun son hızı tabii buna göre çok daha güzel. Arkalar torsiyon bu arabada ama biraz ön hareketleri ani oluyor. Yol tutuşu genel manasıyla iyi. Hiç size sıkıntı çıkartmayacak bir yapıda ama yani ön tarafta biraz yığılma oluyor. Süspansiyonlar çünkü çok sert değil arabanın. Biraz yumuşakça süspansiyonları var. Ondan dolayı ön tarafta hafif bir yığılma oluyor. Siz arkasının biraz açılmasını bekliyorsunuz ama ön taraf daha hareketli. Ama yani daha hareketli ama kaymıyor, yoldan çıkmıyor, kolay kolay bir şey olmuyor. Gayet rahat, mesela 146 km hızla burayı dönüyorum. Ve gayet rahat bir şekilde dönüyorum. Süspansiyonlar da yoldaki değişimlerle çok güzel baş ediyor. Biraz yan yatma var ama çok da yok. Gayet kıvamında bir süspansiyon yapısı olduğunda söylemem gerekiyor. Hani mesela PSA grubunda Citroen neyse bu grupta da aslında Skoda onun gibi. Biraz daha orta yol, biraz daha konforlu, biraz daha rahat otomobiller üreten bir firma bu firma. Bir de daha kullanışlı tabii bu arabalar. Zaten detaylarını gördünüz ufak tefek. Kullanışlılığı güzel. Şurada bir son hız yapacağım ben birazdan. Son hıza bakalım nasıl ulaşacak bu 1.6 dizel motorla. Baksana hocam. 118'de gayet iyi bir şekilde döndük orayı. Dik bir yer orası. Güzel hikaye. Şeye tutunuyor değil mi yola? Yola tabii tutunuyor. Evet. Tabii daha büyük jantlarla alırsan biraz değil mi? Bu jantlarla bence konforu da çok çok iyi. Ya bizim daha önce test ettiğimiz, yanlış hatırlamıyorsam, premiumdu. Bu opsiyonlarla hiçbir farkı yok. Zaten Skoda'da herhalde 6-7 ayda bir donanımlar değişiyor. Farklı farklı donanımlar geliyor. Biraz böyle o konuda da garip bir firma Skoda. İşte birinde bir şey oluyor, birinde olmuyor. Aynı donanıma bakıyorsun. 6 ay sonra üretim, o var, başka bir şey yok. Bu değişim biraz oluyor. Donanım paketleri aynı. Onlar değişmiyor ama içerikleri sürekli yenileniyor, güncelleniyor. Bu belki de geri dönüşle alakalı. Yani Ar-Ge ile alakalı da olabilir. Kullanıcı ne istiyor? Şurada 110 yaptık. Dortmund Airport'un en dik rampasındayız. Bak mesela burada TSI olsaydı biz buraya 140'la çıkardık. Daha hızlı giderdi burada. Burada eksiklerini hissediyorsun. Torkları zaten aynı ama işte o 150 beygir, bu 115 beygir. Evet, bir de benzin. 3'te tabii, 3'te bir farklılık var. 117, 118, 1.4 i20'nin 70'e geçemediği rampa burası.
bayağı dik bir rampa. Burayı dönelim bir de 0-100 yapalım. Neyi akıyorsun hocam bu arada? Ya çok fazla değişken oluyor benim için. Ya dediğim gibi biraz sert kullandığım için yani 8 civarı falan 7.5-8'ler ama böyle uzun yolda falan denediğimde 5.5 ya 5.5'a kadar falan düşürdüğüm oldu yani. Anladım. Yani 5, hiç 6. kasmadan kullanınca şey içinde 8 yakıyor. Evet, 8, 9 o civar. Gayet iyi. 9 burada yakar. Burası Sivas. Yani evet, burada az yakan araba kışın yok. 150 bakalım neyi göreceğiz. Hafif rampa aşağı burası. Bu yolun sonunda TSI'li makinelerle 200-210'u falan görüyoruz. Şu sırtta tam. Bakalım bu orada neyi görecek. Tam da bir kıyaslama olmuş olur. 180'de de 3000 devirde gidiyor bu arada. Devir oranı da gayet iyi. Rüzgarlar evet. Hemen nasıl fark ettiriyor? Tabii tabii. Ama iyi. Kötü değil. Bak bağırmadan konuşuyoruz. 185'te bu sırtı bitirdik arkadaşlar. Yani son hızda işte ciğer mevzuunda benzinlerle bir 45-50 kilometre farkı var bunun. Onlar tabii buna göre daha iyi ama bunda yakıtı biraz daha makul. Bana kalacak olursa benzinli yine daha iyi. Çünkü yakıt anlamında da 1 litre, 1,5 litre farkları var. Hiç önemli değil yani. O performans bilinir kesinlikle. Bu 1.6 dizel motorla bu araba mesela 3008'den iyi gidiyor. Citroen C5 Aircross'tan iyi gidiyor. Yani daha böyle rigid hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Ve şey mesela 3008 de bununla kapışır yolcusu. Hatta bundan biraz daha iyidir ama gidiş olarak, performans olarak ve ses olarak bu motor acayip sessiz. Evet. Yani onu direkt fark ediyorsun. Acayip sessiz bir motorla berabersin. Bak şu an mesela 150'de 2500 devirdi ama Peugeot grubunun 1.6 dizel ile gelseydik sesliydi. Opel ile gelseydik yine sesliydi. Çünkü zaten aynı grubun motoru. Ama bunda ses yok. Çok az bir dizel sesi var. Bir de bunda sesi nerede duyuyorsun? Rölantide soğukken duyuyorsun. İşte kalkışlarda falan geliyor ama ısınınca o geçiyor zaten. O zaten bütün dizeller. O zaten bütün dizellerde evet. Var. Bir uğultu olmadan ilerleyebiliyorsun. Aileler için bence oldukça makul bir araba. Bu fiyata da bu otomobili tavsiye ederim. Donanım olarak tabi benzer, hatta daha iyi donanımlarla işte Citroen grubunda, Peugeot grubunda arabalar alabilirsiniz bu paralara. İşte adaptif hız sabitlemeli, kör nokta uyarı sistemli otomobillerde satın alabilirsiniz. Ama bu otomobilde kullanışlık ve kalite olarak gayet güzel. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.